Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Peki bu bağışıklık sistemi bu kadar önemli değil. Nedir bu bağışıklık sistemi? Nasıl çalışır? Ve daha da önemlisi, yaşlılar neden gençlere göre daha savunmasızdır koronavirüse karşı? Bunun sebebi öncelikle bağışıklık sistemini anlayarak çözülebilir. Birincisi, bağışıklık sistemi hücre, doku ve organlardan oluşan bir ordudur. Bu ordunun görevi de sizi dışarıdan gelecek olan işte virüs, parazit, bakteri gibi şeylere karşı savunmaktır. Bu ordu sizin beyaz kan hücreleri diye bildiğiniz, bizim lökosit dediğimiz hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin görevi şudur. Kahraman savaşçılardır bu aslan parçaları. Bunlar bir viking gibi vücuda girenleri hallaç pamuğuna çevir, tükürür atar. Tamam. Bağışıklık sistemi iki yapıdan oluşur. Birincisi istihbarat lökositleri, ikincisi ise hafıza lökositleri ya da bizim tam olarak savaşan lökositler diyebileceğimiz kısım. Şimdi bu istihbarat lökositlerinin işi, vücuda bir virüs girdi. Bu giren virüsü tanımlar. Der ki bunun sağ solu nedir, işte kimyasal yapısını falan öğrenirler. Daha sonra da bunları alır gider, hafıza lökositlerini anlatırlar. Bu bilgiyi alan hafıza lökositleri de ellerinde istihbaratları var ya, nasıl saldıracaklarına dair işte açık noktaları falan. Bunların hepsini öğrendikten sonra gider bu vücuda gelen işgalci, kendini bilmez parazit, virüs, bakteriye karşı, burada önemli olan nokta koronavirüs, ona savaşır, saldırır ve açığını bulduğu için de her zaman kazanır. Ki ölmezsin yani, hani diğer hastalıklara karşı ölmediğin gibi bunda da ölmezsin. Ancak burada iki tane sorun ortaya çıkıyor. Sorunlardan bir tanesi şu: bizim vücudumuz daha önce bu koronavirüse karşı bir savunma mekanizması geliştiremedi. Yani daha önce biz bunu almadığımız için bizim istihbaratçılar gereken istihbaratı toplayamadılar. Ve bundan dolayı da bizim vücudumuz bununla nasıl savaşacağını öğrenemiyor. Daha şu anda yavaş yavaş öğreniyor. Bundan dolayı da hastalık hızlıca artıp daha biz savaşamadan bize zarar vermeye başlıyor. İkinci sorun ise yaşlıların yaşlandıkça bağışıklık sisteminde oluşan sıkıntılar. Yani 65 yaş ve üstünün daha büyük riskte olmasının sebebi bağışıklık sisteminin yavaşça baskılanması. Peki bu baskılanma neden oluyor? Bu baskılanmanın sebebi 4 maddede toplanabilir. Bunlardan birincisi timus denen bir tane organımız var. Şurada bulunan. Bunun görevi bağışıklık hücrelerini oluşturmak, tamam mı? Bu bağışıklık sisteminin en önemli organlarından olan bu timus yetişkinlik evresinde maksimum seviyesinin sadece %15'i boyutunda kalıyor. Yani küçülüyor. Bu timus küçülünce şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Timus T hücreleri denen, bizim savaşçılar üretiyor ya, bu savaşçılar sayı ve fonksiyon olarak azalıyorlar. Yani ordunuzun sizin mevcudiyeti küçülüyor ve işlevi de azalıyor. Azaldığı zaman vücuda giren bakteri, parazit ve virüs, şu andaki mevzu, virüsün kimyasal yapısını öğrenen istihbarat ajanlarınız sayısı ve fonksiyonları da şey yapıyor. Yani yavaşlıyor. Son olarak da yaşlı insanlarda daha çok görülen işte diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar bağışıklık sistemini zaten kendiliğinden küçültüyor. Şimdi ne oldu? Elde var ne var? Bir, yaşlanınca sizin bağışıklık sisteminiz timusun küçülmesiyle birlikte sayı ve fonksiyon kaybına uğruyor. İkinci olarak kronik hastalıklar, doğru beslenmediğiniz için en önemlisi, doğru yaşamadığınız için kronik hastalıklar artıyor. Bunlar da bağışıklık sistemine biniyor. Bunlar bindiği zaman bağışıklık sisteminiz iyice fonksiyon kaybına uğruyor. İşte bunlardan dolayı kronik hastalıkları olan ve 65 yaşın üstündeki insanların beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları gerekiyor. Çünkü bağışıklık sistemleri güçlü olursa o zaman sitokin metabolizmasına girmezsiniz. Ancak bir de şöyle bir durum vardır ki, genç insanların da bağışıklık sistemleri yanlış beslenmeden kaynaklı düşüş yaşayabilir. Yani fast food, abur cubur gibi şeyler tükettiğiniz zaman sizin bağışıklık sisteminizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri siz vücudunuza sokmadığınızdan dolayı bu ordunun işlevi yine düşer. Bu ordunun işlevi yine düştüğü zaman şu andaki durumda, koronavirüste yani, yine sizi hastanelik, yoğun bakımlık hale getirebilir. Gerek yaşlarda gerek de genç insanlarda bağışıklık sistemi işte bu sebeplerden dolayı çok önemli. Beslenme ile ilgili herhangi bir sorunuz da bana isterseniz Twitter'dan, isterseniz YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplamak için buradayım. Sağlıklı.